Kon TV'den mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Kadın sağlığının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün bizlerle doçent doktor Ali Sami Gürbüz ve diyetisyen Fatma Nur Dursun konuğumuz olacak. Kendileriyle gebelikte sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Tüp bebek tedavisinde ne zaman başlanmalı ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında genetik tüp bebek yapılabilir mi? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi başarısızlıkları tekrarlayan başarısızlıkları da soracağım ama asıl bir baştan başlayalım istiyorum. Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı? Bunun için en doğru zaman, en doğru şartlar hangileri oluyor? Sizden dinleyelim. Şimdi tabii birçok izleyenimizin ya da hastalarımızın aklına gelen şeylerden bir tanesi. Ya hocam havalar soğudu. İşte bu dönemde tüp bebek yaptırmak çok doğru mudur? Ya da ne bileyim çok sıcak havalarda yaptırmak çok doğru mudur diye bize sorular geliyor. İşin açıkçası tüp bebeğin bir mevsimi yok. Çünkü bizim topladığımız yumurtalar, işte spermle birleşip embriyo haline getiriyoruz. Onlar anne rahmini taklit eden sıcaklığı, nemlendirmesi, işte içindeki gazları tamamen normal bir vücut halinde cihazlarda bekliyor. Tamam. Dolayısıyla yani siz bunu kışın da yapsanız, yazın da yapsanız herhangi bir değişen bir problem olmuyor. Zaman açısından baktığımızda mevsimsel olarak. Peki hocam biz ne zaman yapalım? Hasta kafasına koymuş. Bir defa işte tüp bebek tedavisinde kişinin rahat olması lazım. Acele etmemesi lazım. Böyle birkaç işi bir arada sıkıştırıp da hani üst üste de getirmemesi lazım. Yani işin bir de sosyal tarafı var. Sosyal olarak kendisini rahat hissettiği zaman da tedaviye başlayacağız. Ha, tedavi için bize ne zaman geliyor? Genellikle bizim istediğimiz şey şu. Kişi adetliyken gelsin. İkinci veya üçüncü günde muayenesini yapalım. Kararımızı verelim. Eğer uygunsa o günde tedavisini başlatalım. Çünkü artık dünya küçüldü. Dünyanın her yerinden, bakın hani ülkemizden bahsetmiyorum. Artık dünyanın her yerinden... ülkemize tedavi için geliyor insanlar. Bunun bir kısmı bizim kendi işte hani gurbetçi olarak tanımladığımız başka ülkelerde yaşayan insanlarımız. Bir kısmı da ekonomik olarak bizdeki sağlık hizmetleri çok uygun rakamlarda olduğu için dünyanın çeşitli yerlerinden işte Amerika'dan, İngiltere'den yabancı hastalar da gelmekte ya da Afrika'nın bazı bölümlerinden de tedavi amacıyla geliyor. Dolayısıyla onlar bize adetinin ikinci veya üçüncü gününde gelirlerse 15-20 günlük kısa bir süreçte bu işi halledebiliriz. Tabii ki bizim o muayenede evet ya bu hasta uygundur dememiz lazım. Evet hocam özellikle onu da sormak istiyorum şimdi. Hasta uygundur dememiz lazım dediniz. Ne gibi hangi hastalara uygun diyebiliyoruz? Mesela bunun yaş, kilo gibi kriterleri var mı ki? Kilo konusunu yine birazdan Fatma Nur Hanım'a da soracağım ama öncesinde genel kriterleri bir sizden dinleyelim istiyorum. Şimdi tabii. Bizim muayeneyi yapmamız lazım. Şimdi o kadar çok böyle hastalıkla karşılaşıyoruz ki kadınlarda özellikle yaş ilerledikçe miyomlar olabiliyor. Yani bizim bebeğin yerleşmesini engelleyecek içeride rahim içi perdeler olabiliyor. İşte polip ismini verdiğimiz yapılar olabiliyor. İşte tüplerde bazen hidrosalpinks adını verdiğimiz sıvı birikmeleri olabiliyor. Dolayısıyla bu tip tablolardan bir tanesi varsa ya da hormon üreten bir tane kisti varsa muayeneyi yaptığımız zaman da o zaman diyoruz ki ya bakın siz bu dönem için uygun değilsiniz. Önümüzdeki aya bırakalım. Ya da bazen şu da oluyor işte hasta böyle yoğun bir stresten çıkmış oluyor. Geliyor bakıyorsunuz ki yumurtalıkları hastanın çok böyle zayıf gözüküyor. Ama inanıyorsunuz o hastaya bir ay sonra ya da iki ay sonra baktığınızda daha iyi olabileceğine. Hani beklediğimiz bir performans yok hastada. Onları da bir iki ay sonrasında erteleyebilmekteyiz tabii ki. Peki bu arada şimdi boydan da bahsettik. Fatma Nur Hanım'a da burada soralım istiyorum kilo konusunda. Gelen bir hastaya sen çok zayıfsın öncesinde sana biraz kilo aldıralım ya da sen fazla kilolusun öncesinde kilo vermen gerekiyor dediğiniz durumlar oluyor mu? Ve bunun işte yaşa göre ya da boya göre bir kriteri var mı? Bir sınırı var mı? Bunu sizden deneyelim. Tabii ki kilo konusu bu noktada önemli. Zaten hekimlerimiz de bu konuya dikkat ediyor. O yüzden de ben o merkezde varım zaten. Eğer danışanımızın yani hastamızın kilosu düşükse biz bunu bir tık arttırmaya yani sağlıklı bir şekilde kilo aldırmaya çalışıyoruz.
Eğer kiloluysa da evet zayıflatmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yaşa, boya, cinsiyete göre değişiyor zaten. Body mass index dediğimiz bir durum var. Bunu hesaplayarak o kişiye özgü ideal kilosunu bulmaya çalışıyoruz ve oralara getirmeye çalışıyoruz onu. Merkezimizde zaten hekimlerimizle birlikte çalışıyoruz ve eğer o danışan o hastamızın normal yolla gebe kalabilme ihtimali varsa biz hemen tüp bebek yapmıyoruz. Hekimlerimiz, hı hı, önce bana yönlendiriyor ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturuyoruz. Bir tek zayıflamak değil bu arada, hı hı, gerçekten sağlıklı beslenmesi için uğraşıyoruz. Zaten sağlıklı beslenmeyi oturttuğu sürece kilosu da zaten ideal aralığa gelebiliyor. Kilo şu noktada önemli. Şimdi kilo demek fazla yağ kütlesi demek, hı hı, çoğu zaman. Ve fazla yağ kütlesi göbekte, basende birikebildiği gibi dışarıda, içeride de karaciğerin, böbreğin etrafında birikiyor ve en çok da yumurtalıkların etrafında birikiyor. Ve o kişi yumurtalıkları düzgün çalışamıyor. Olması gerektiği gibi yumurta üretemiyor. Biz zayıfladıkça, oradaki yağlardan kurtuldukça orası da bir ferahlıyor ve artık böyle daha kaliteli ve sağlıklı yumurtalar üretmeye başlayabiliyoruz. Yani o zaman kriterlerimizden bir tanesi de ideal boy, fazla ya da az değil, ideal bir kiloya sahip olmak. Evet, kesinlikle. Peki hocam, şimdi ana başlıklarımızdan bir tanesi dedik, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında özellikle genetik tüp bebeğin önemi, ama öncesinde bu tekrarlayan başarısızlıkların sebebi nedir? Neden tekrar tekrar başarısız sonuç alınır, bunu öğrenelim mi? İşin açısı şundan emin olmamız lazım. Bazı bizim çevirebileceğimiz ya da değiştirebileceğimiz, hı hı, faktörler var. Bazı faktörleri de hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. İşte mesela yaş bunlardan, hı hı, çok önemlisi. Yumurtalıkların çok aşırı zayıflamış olması mesela. Tamam mı? Yani bunlara bir etkiniz olmuyor. Ya da spermin çok kötü kalitede olması. Bazen bunları değiştiremiyorsunuz. Ha, değiştiremediklerinize bir şey yapamazsınız. Yani evet, bu çocuk sahibi olmayı engelleyebilir, hı-hı, ama hani yapabileceğimiz bir şey yok bununla ilgili. O zaman ne yapmak lazım? O zaman deneme sayısını artırmak lazım. Ya da havuz yöntemi dediğimiz yöntemlere, hı-hı, geçmek lazım. Yani güzel kaliteli embriyoyu buluncaya kadar ya da embriyoları buluncaya kadar dondurma işlemine geçmek lazım. Onları da biz sıklıkla merkezimizde, hı-hı, uygulamaktayız. Aha, diğer taraftan bak, yani yaşı güzel, yumurtalıkları, hı hı, güzel, işte sperm elimizdeki parametreleri iyi olan hasta da acaba niye gebelik oluşmadı? Hı hı. Bu bizim için önemlidir. Burada üzerimize düşen şey, hastayı tekrar baştan değerlendirmemiz lazım. Yani acaba gözümüzden kaçan bir problem var mı yok mu? Rahimle ilgili incelemeleri yapmak lazım. Az önce saydığım şeyleri kontrol etmek lazım. Mesela basit bir histereskopi, ofis histereskopi ismini verdiğimiz, hemen 5 dakikalık bir işlem, içeriye girip rahim içinde bebeğin tutunmasını engelleyen bir şey var mıdır? Bunu kontrol edebiliyoruz. Sonrasında çeşitli faktörleri değerlendirmemiz lazım ki bunlar genetik faktörler. Annede, babada hani bir kromozom bozukluğu var mıdır yok mudur, bunları ortaya koymamız lazım. Pıhtılaşma ile ilgili faktörler var. Halkımızda şu çok fazla, ya bende pıhtılaşma varmış, ondan işte düşük yapıyorum, ondan, hı-hı, çocuk olmuyor. Bu çok böyle abartılan ve konuşulan bir durum. Aslında o kadar değil yani ülkemizdeki. Yani genetik faktörlerde ancak hani tüp bebek başarısızlıklarında %3-5 gibi bir oranda. Pıhtılaşma faktörleri de %3-5 gibi bir oranda aslında baktığınızda. Yani sanıldığından aslında çok daha düşük bir oran. Evet. Evet. Şeyi bilme şansınıza sahip değilsiniz. Yaklaşık %50 civarında bir sebep ortaya koyamıyorsunuz. Zaten koymuş olsanız tedavi esnasındayken hastaya bunu söylersiniz. Dersiniz ki ya bakın, bizim böyle bir sıkıntımız var. Gebelik başarımızı olumsuz etkileyebilir. Paylaşırsınız hastayla. Çünkü hasta da ona göre kendisini ayarlar. Her şey çok güzeldi, çok güzeldi, çok güzeldi. Ondan sonra gebelik olmayınca çok kötü bir çöküş oluyor. Evet, o zaman bunu neden olmadı lazım. Oluyor. Aslında her tedaviye başlarken hastalarla böyle daha samimi bir şekilde, ya biz size bu tedaviyi yapacağız ama bizim başarısızlık ihtimalimizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Başarılı olabiliriz ama başarısız da olabiliriz. Bunu bilerek tedaviye başladığınız zaman da hastalar son derece rahat bir şekilde bu süreci getiriyorlar.
Bu arada hocam belli durumlarda beklenmesinin birkaç ay mesela beklenmesini önerdiğiniz durumlar olduğunu da söylediniz. Bununla ilgili yine şey de sormak istiyorum. Şimdi görüyoruz 21-22 yaşında ya da erken evlenmiş ve sabırsız bir an önce anne baba olmak istiyorlar. Ve eminim bu şekilde başvuranlar da oluyordur. Bunlara tamam hadi madem olmadı 1-2 yıl bekledin gel deneyelim diyor musunuz? Yoksa dur daha çok erken bekle mi diyorsunuz? Burada nasıl bir yol izleniyor? Şu örnek vereceğim hemen dün. Canlı örneğini yaşadım. Oluyordur çünkü. 8 aylık evli, 22 yaşında kızcağız eşiyle evet. beraber çıktı geldi. Dedim hoş geldiniz, hayırdır? Dediler ki biz çocuk istiyoruz. Bizim tüp bebek yapmamız lazımmış. Bir de teşhisi koyarak geliyorlar kendileri. Ama şöyle tabii bir hekim arkadaş yönlendirmiş. Tüp bebeğe öneriliyor. Evet. Diyor ki ya siz hani sizin bazı spermdeki parametreler sıkıntılı. İşte bunun için sizin tüp bebek yaptırmanız lazım. Tamam dedim iyi yapmışsın gel bakalım. Elindeki eski tahline baktım. Sonra işte muayeneleri yaptım böyle. Hepsini gözden geçirdik. Gel yeni tahlini de yapalım dedik. Tahlilleri aldık. Şimdi özellikle erkek tahlini değerlendirirken bazen çok böyle küçük böyle parametrelerde işte 1 puan 2 puan aşağıda olabiliyor. Tamam mı? Ama diğer parametreler iyi ise onu ortadan kaldırabilir mesela. İşte öyle bir durum var. Yeni tahlil aldım. Yenisi de benzer şekilde. Dedim bir acelemiz var mı? Yok hocam. Hiçbir acelemiz yok. Dedim siz daha yeni evlisiniz. Ya biraz bir şans tanıyalım. Bir bakalım. Olmazsa biz buradayız. Yaparız zaten. Tamam mı? İnanın bu cümleleri kullandığımız o kadar çok insan bize gebeyiz diye telefon etti ki. Yani mutlaka kişinin yaşı önemli, sperm parametresi, muayenesi falan önemli, evlilik süresi önemli. Bu kişilerin üzerindeki stresi siz kaldırdığınız zaman da birçok hasta kendiliğinden gebe kalabiliyor. Yani hastaya bu şansı, bu ihtimali vermek lazım. Yani çünkü çok böyle pimpirikli olmak, özellikle şimdi bizim etrafımızdaki insanlar evlendin ya hemen çocuk yok mu? Böyle bir... Bir yıla bile aslında insanlar bırakmıyor. Hemen bir 5-6 ay içinde bile başlıyor. Nerede? Hele bir çocuk? De arkadaşları ya da yakın çevrelerinden birisi evlenip de gebe kalmışsa üzerlerinde öyle bir stres oluyor ki. Halbuki hiç belki de şey yapmayacaklar. Yani hani hiç hani endişe edecekleri bir durum yok. Kendileri belki çocuk bile istemiyorlar. Ama sırf o mahalle baskısı yüzünden bize gelip tüp bebek isteyen hastalarımız çok olmuştur. Evet yani buradan da tabii aslında verdiğiniz örnekten de anladığımız kadarıyla yani bu sürece girdikten sonraki süreçte sabırlı olmak kadar belki de oraya gelene kadar da sabırlı olmak gerekiyor gibi beklenmesi gereken durumlar da var gibi görünüyor. Ya aslında işte hani bu ülkemizde biz çok karışıyoruz bu tip şeylere. Evet. Yani o mahalle baskısını bizler oluşturuyoruz. İki kişinin kararı olmaktan çıkıyor bizde evet bazı durumlarda. Evet evet yani ailenin, bunu düzeltmek aslında biraz daha iyi olacak bizde. Evet. Ama toplumumuz, kültürümüz bu herhalde. Yapabilecek de bir yapımız şey yok. Yapımız bu galiba. Evet, biz iç içe yaşamayı biraz fazla seviyoruz ya. Onun hayatıyla ilgili yorum yapmayı falan. Tamam yeni genetik tüp bebeğe de girmeden önce bu arada gebelik demişken, hamile kalmak demişken hamileliğe kadar olan kilodan bahsettik ama hamile kaldıktan sonra da tabii yine yanlış bilinen mi diyeyim artık bilmiyorum onu siz düzeltirsiniz. Hamilesin sen istediğin kadar ya canın ne çekiyorsa ya zaten aldığın kiloları verirsin. Aslında onlar senin kilon olmuyor gibi gibi çok fazla duyuyoruz bunu. Ben de kendi yakınlarımdan görüyorum. Bu doğru bir şey mi? Bir gebe bir kadının alabileceği kilo nedir hamilelikte? Tabii ki az önce söyledikleriniz çok doğru. Toplumumuzda çok fazla duyuluyor bunlar ama aslında bunların doğruluk payı yok. Ki gebelikte bir de şöyle bir şey oluyor. Yani çok stresli bir dönem. Hani anneleri de anlayabiliyorum. Her şeyi en doğru şekilde, en güzel şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ve çok fazla internet araştırmalarına giriyorlar. Ben kendi danışanlarımda da görüyorum. Yani gerçekten teşhisi koyup geliyorlar ya da gerçekten yanlış olabilecek bir şeyler yapıyorlar. Ama yapılan bir çalışmada internet bilgilerinin %70'inin yanlış olduğu. Yani güvenilir olmadığı görülmüş. O yüzden bunlara dikkat edelim lütfen. Yani uzmanlarına soralım bunları. Bir de şöyle mesela ilk gebelikte, ikinci gebelikte ilk gebeliğin tecrübesiyle hareket edebileceklerini sanıyorlar ama aslında o da öyle değil. Çünkü her gebelik kendine özgü.
Yani ilk çocuğun o gebelik farklıydı. İkinci gebelik farklı geçebiliyor. O yüzden bunlara dikkat edelim. Gebelikte kilo alımı önemli. Tabii ki bir tık yani bir miktar kilo alınması gerekiyor. Sonuçta bebek büyümesi gerekiyor. Bu kilo 12, en az 12 kilo diyorduk ama şu an 7 kiloya kadar düşmüş durumda. Yani 7 kiloyla gebeliği kapatabiliyoruz. En fazla 13-15 diyelim. Hatta 15 bile sıkıntı aslında. 13'ün üstüne çok çıkılmaması gerekiyor. Üstüne çıkıldığında bu sefer hem annede hem bebekte yani sıkıntılar oluşabiliyor. Annede işte gebelik, diyabeti ya da yüksek tansiyon gibi problemler ortaya çıkabiliyor ve kalıcı oluyor maalesef. Bebekte zaten biz 3,5 kilogramın üstünde pek istemiyoruz. Eğer bir bebek 4,5-5 kilogram doğuyorsa bu bir sıkıntı. Çünkü yetişkin dönemde bu bebeğin bir obez bir yetişkin olabilme ihtimali var. Bu da zaten en öldürücü şey şu anda. Dünya üzerinde. Evet, yani bu bahsettiğiniz örnekte de anne 15 kilo alıyorsa zaten 5 kilo çocuk oluyor öyle galiba gebelikte. Öyle de olmuyor. Yani hep de öyle olmayabiliyor. Hı-hı. Anne 20 kilo da olsa ben danışanlarımda evet. görüyorum, duyuyorum önceki gebeliklerinden. Anne 25 kilo almış, çocuk 2,5 kilogram doğmuş. Yani sağlıklı beslenip hepsi bebeğe gitmesi yerine anne fazladan kilo almış ama bebeğe geçmemiş bu. Bu da istediğimiz bir şey değil. Hı-hı. İdeal kilo alımı olarak da ilk 3 ay 1 ila 3 kilo diyebiliriz. 3-6 ay yine 1 ila 3 ama son 3 ay biraz bebeğin büyüme hızı arttığı için kilo artışı daha fazla olabiliyor. 3-6 kiloya kadar çıkabiliyor. Sağlıklı kilo almak önemli. Hani 2 kişilik yiyelim evet bebeğin büyümesi lazım diye değil. Sağlıklı seçenekler yapmamız gerekiyor. Evet. Belki günde 1-2 elma ya da 1-2 bardak süt artışı. İlk aylarda mesela. Zaten bebeğin enerji ihtiyacı bebeğin ve annenin. Gebeliğin 20. haftasından sonra başlıyor. Yani ilk aylarda o heyecanla böyle her şeyi yemeliyim, sağlıklı beslenmeliyim diye bir şey yok. 20. haftadan sonra bizim ihtiyacımız var bu duruma. Evet bir de dediğiniz gibi internetten bakıp bebeğe dur şu iyi geliyormuş şunu da yiyeyim onu da yiyeyim durumu da çok oluyor. Bu arada şimdi tabii bu gebelik bir süreç birkaç günlük değil 9 aylık tabii bir süreçten ki. Bahsediyoruz. Çok değerli bu süreçte siz de hastaları birebir takip edip sen çok kilo aldın biraz frenleyelim ya da tabii. biraz daha yiyebilirsin gibi bir planlama yapıyor musunuz? Tabii burada? Ki zaten en başından başlıyor bizim serüvenimiz. İşte gebelik öncesi hazırlık yapıyoruz kilosunu ideal aralığa getiriyoruz gebe kalıyor gebelik boyunca takip ediyoruz ki bence çok değerli bir süreç ve çok özenli geçirilmesi gerekiyor. Çünkü o çocuğa bir kere gebe kalabiliyoruz. Yani aynı çocuğu tekrardan doğuramıyoruz. O yüzden o 9 ayı çok değerli geçirmemiz gerekiyor. Fazla kilo alımını tabii ki engelleyeceğiz. Az önce anlattığım sebeplerden ötürü. Çok az kilo, mesela 3 kiloyla gebelik tamamlamak da çok sıkıntı. 5 kiloyla da öyle. Yani o zaman enerji dengesini sağlamaya çalışıyoruz tabii ki. Tabii bunu yine hastanın da herhalde kendi kriterlerine, yaşına, boyuna göre ideal kilosunu belirleyerek yol çizilmesi. Zaten aynen diyetler kişiye özeldir. Danışanla konuşa konuşa yapılmalı. Peki hocam en son sizinle konuşurken de tekrarlayan başarısızlıklardan bahsetmiştik. Burada genetik tüp bebeğinde bir yöntem olduğunu biliyoruz. Şimdi genetik tüp bebeğin tekrarlayan başarısızlıklardaki yerini soracağım ama öncesinde genetik tüp bebekle ilgili bizim için avantajları nelerdir? Klasik yöntemlerden onu ayıran nedir? Bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi genetik tüp bebekte yaptığımız işlem şu, embriyoyu anneye transfer etmeden önce embriyo üzerinde aldığımız biyopsilerle genetik yapısına bakmış oluyoruz. Dolayısıyla genetik yapısı bizim istediğimiz şekilde olan bebekleri anneye vermiş oluyoruz. Ve bu da hem başarımızı artırıyor hem de hayata hastalıklı bir birey gelmesini engellemiş oluyoruz. Genetik tüp bebek kısmı oldukça geniş bir alan. Şimdi biz kime yaparız bu işlemi? Tekrarlayan başarısızlıklarda yapabiliriz. Burada anöploidi taraması adını verdiğimiz, yani bir kromozom eksikliği, fazlalığı var mıdır diye baktığımız bir işlem. Özellikle hani 37-38 yaşın üzerine çıkmaya başladıkça bayanlarda kromozom problemleriyle ilintili çocuk doğurma ihtimali artıyor. Bunu ortadan kaldırmak adına tüp bebek başarısı hani yaşla aşağıya iner diyoruz ya. Bunun büyük bir kısmını genetik tüp bebek yaptığımızda ortadan kaldırabiliyoruz. Embriyonun üzerindeki aldığımız o biyopsilerle mesela örnek vermek gerekirse biz Down sendromunu ekarte edebiliyoruz. Evet. Tamam mı? Yani embriyonun öyle olup olmadığını anlayabiliyoruz.
46 kromozom vardır. 24 farklı kromozom, hani bunların büyük kısmı çift halindedir. Sadece X ve Y ayrı olur. Bu kromozomların tamamı taranmış oluyor. Dolayısıyla bu tarama amaçlı yaptığımız durumdur. İkinci durum şu, bazen bir kromozom parçası diğerine gidiyor. Translokasyon adını verdiğimiz durum. Burada da kişi devamlı düşük yapabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak adına ya da tekrarlayan başarısızlıklara neden olabiliyor. Yine o kopan parçaları aramak adına yaptığımız bir kromozom taraması var. Bir de hani hep gündemde olan işte SMA gibi, evet, ya da başka müsküler distrofiler gibi ya da Akdeniz anemisi, talasemi, hani en fazla karşımızda olan o tip hastalıklarda onu ortadan kaldırmak adına yaptığımız tek gen hastalığına yönelik genetik incelemeler yapabiliyoruz. Yani embriyodan aldığımız örnekte bu genetik hastalıklar var mıdır yok mudur bunları ayırt edebiliyoruz ki. İki gün önce mesela bana bir doktor arkadaşımız ulaştı. Hı hı. Dedi ki benim birinci çocuğumda glikojen depo hastalığı var. Hı hı. İkinci çocuk yapmak istiyoruz ama işte hani bu glikojen depo hastalığı çocuğumuzda olmasın. Dedim tamam, çok kolay yaparız. Yani devamlı yaptığımız işler genetik tüp bebekte ön hazırlığını yapıp sonrasında normal bir tüp bebekte biyopsileri aldıktan sonra sonucuna göre transfer edelim ya da etmeyelim mi konuşacağız. Aslında burada genetik tüp bebek oldukça işlevli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki. Hocam hemen siz lafınıza başlamadan önce şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından kimlere yapılır, ne şekilde yapılırdan tekrar devam edelim. Kısa bir aramız olacak değerli izleyenler, bizden ayrılmayın. Kadın Sağlığı'ndan yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Şimdi ikinci bölüme başlamadan önce sizden gelen sorulara bakalım, hemen hocamıza yöneltelim istiyorum yeni konularımıza girmeden önce. Hocam ilk olarak bir hastamız demiş ki tüpleri bağlı olan bir kişi tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olabilir mi? Tabii ki. Burada bir şimdi, kısıtlama zaten var. İlk tüp bebekler ilk dönemde kullanım amacı buydu. Yani yumurtalıktan rahme ulaşamıyordu. Bunu spermle de birleşemiyordu. Bunu dışarıda yapıp rahmin içerisine verdiğimiz şekilde ilk tüp bebekler başladı. Tüpler çeşitli sebeplerden dolayı bağlanmış olabilir ya da tıkalı olabilir. O zaman mecburen tüp bebek denemek lazım. Bazen şöyle oluyor. Az önce verdiğim örneklerden bir tanesi. Hydrosalpinx adını verdiğimiz tüplerde böyle sıvı birikmişse biz kendimiz bağlayarak ya da keserek tüp bebeğe geçiyoruz. Yani öyle olması bizim açımızdan aslında bir nevi iyi bir şey de. Tamam. Hastamıza bu şekilde cevap vermiş olalım. Şimdi bir diğer soruda da bir başka hastamız diyor ki ben gebe kaldım ama boş gebelik oldu. Sonra tüp bebek denedik, başarısız oldu. Eşimin spermlerinde sıkıntı vardı. Genetik test yaptırdık. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ne yapmamız gerekiyor diyor hocam. Şimdi hastamızın tabii hiç şey yapmaması lazım, böyle endişe etmemesi lazım. Hı hı. Çünkü boş gebelik ya da işte gebelik olup içeride bebeğin ölmesi her zaman her kadının başına gelebilecek olan şeylerden bir tanesi. Spermde problem vardı diyor. Çok normal. Eğer spermde problem varsa tüp bebek tedavisi yapmak lazım. Çünkü tüp bebekte biz mikroskop altında çok fazla miktarda büyüterek düzgün ve güzel gözüken spermleri seçiyoruz. Dolayısıyla hastanın gebelik şansını ve sağlıklı gebelik şansını artırıyoruz. Sami hocam bir defa denedik biz olmadı. Olabilir yani. Hani bir daha deneyin. Olmadı bir daha deneyin. Bir daha deneyin. Tamam. Yani mutlaka sonuca ulaşırsınız. Bir defa çok büyük bir avantajı var hastamızın. Rahmi bir defa bir gebe kalmış. Bu çok güzel bir şey. Yani bir embriyo rahmin içine tutunmuş. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman da diğer hastalara göre 1-0 önde. O zaman pes etmeyecek, devam edecek yani. Yapacak olan şey. Demek ki bir kere gebe kalmış. Tabii ki hani işte az önce söylediği gibi genetik araştırma yapıldı falan diyor ya mesela. Onun gibi başka araştırmalar da yapılıp
peşinden tekrar tekrar denemek lazım hastamızda. Peki bu arada yine hastaların muhtemelen bu sizin hastalarınızdan bir tanesiydi. Bir fotoğraf gelmiş ekrana verebiliyorsak. Hocam Hiranur Kaya elinizden öper yazmışlar. Maşallah epey de büyük bir çocuk. Bunlar da diğer hastalarını sanırım. Evet Hiranur Kaya bu sanırım. Bu da sizin hastalarınızdan bir tanesiydi. Onun dışında yine sizin hastalarınızdan gelen fotoğraflar var. Nova Fertil ailesine teşekkürler diye göndermişler. Mutluluklarını bu şekilde paylaşmışlar. Tabii sorulardan, problemlerden ziyade böyle güzel tablolar görünce aslında mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Eminim siz zaten mutlu oluyorsunuzdur bu güzel sonucu görmek. Çok güzel. Evet. Fotoğraflar için de teşekkür ediyoruz mutluluklarınızı, mutluluğunuzu bizimle paylaştığınız için. Ya işte insanın yani bir mimar mesela bir binayı yaptığı zaman da böyle gurur duyar. Yani. Yani der ki ya bak ne kadar güzel bir iş yaptık. Evet yani. Onu bir görürsün gözünde. Kafasında böyle belki ufak tefek şeyler olabilir. Yani şöyle şöyle yapsaydık falan diye. Bizim de işimiz bu işte. Bunları görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Yani gerçekten herkes birileri için bir şeyler yapabilir. Bakın herkes bir hizmet veriyor ama biz insanların hayatlarını değiştiriyoruz. Eve geliş amaçlarını değiştiriyoruz. Yüzlerine gülücükler oluşturabiliyoruz. Yani bu çok güzel bir şey. Yani, çok gerçekten. Değerli bir şey. Özellikle sizin için bunu görmek oldukça kıymetlidir. Evet. Hocam şimdi bu arada başarısızlıklarda ya da problemli durumlarda genetik tüp bebekten bahsettik ama şimdi ben biraz sanırım bu biraz daha keyfi bir duruma kaçıyor. Bunu da sormak istiyorum. Çok da benim de merak ettiğim ve beni heyecanlandıran bir konu diyebilirim. Bu genetik tüp bebekle ya da genetik yöntemlerle çocuğumuzun cinsiyetini, boyunu, işte gözünün rengini seçebilir miyiz? Mesela atıyorum benim ailemde yeşil gözlü çok var. Babasının ailesi kahverengi gözlü ağırlıklı. Onu çocuk olmadan seçip şu göze, şu boya sahip olsun gibi bir şey yapabiliyor muyuz? Bu biraz keyfi ama. Şimdi şöyle, bunların hepsi genetikle ilgili olan şeyler. Yani bizim kendi genlerimizde renkli göz içeren işte şey varsa, genler varsa ya da eşimizde varsa böyle bir şeyler. Buradan biz iki tane renkli göz içeren geni bir araya getirip işte onu size transfer ettiğimiz zaman da ya da işte uzun boylu çocuk olsun diye bunu yaptığımız zaman da evet sonuca ulaşabiliriz. Ama genellikle biz bunu yapmıyoruz. Tamam mı? Çünkü hani göz olarak konuştuğumuz zaman da göz rengi olarak ya da çocuk sarışın olsun falan diye düşündüğümüz zaman da tamamen keyfi bir durum. Ya ben böyle istiyorum. Yani çok affedersiniz ama biraz şımarıklık sipariş, gibi evet, yani. Sipariş gibi böyle oluyor. Çocuğum şöyle geldi. Evet. Evet, dolayısıyla buna sipariş. İzin verilmiyor. Ama şu var mesela. Ülkemizde işte kısa boylu cücelik olarak tanımlanan grupta hastalar var. Bu hastalara biz normal boylu çocuklar yapabiliriz. Bu hem etik olarak doğru bir işlemdir hem işte bakanlığımızın yönetmeliklerine uygun bir işlemdir. Ya da cinsiyet konusunda mesela şu anda mevcut yönetmelikte cinsiyet seçimi kesinlikle yasak. Yasaklanmış bir durumdadır. Sadece istisnası bazı hastalıklarda yani mesela işte X'e bağlı geçiş gösteren hastalıklar var. Nedir bunlar? İşte şeyler hemofili var mesela. Yani bu pıhtılaşma problemi var. Bu hastalarda veya Duchenne musküler distrofi gibi kas hastalıklarının bir kısmında cinsiyete bağlı geçiyor. Ha o zaman ne yapıyoruz biz? Hem cinsiyeti hem bu hastalığı tarıyoruz. Sonrasında hastayla oturup ya biz size sağlıklı bir çocuk vereceğiz ama bu çocuğun cinsiyeti bu olabilir diye konuşabiliyoruz. Yani burada beraber çünkü biz genetik doktoru ve hasta üçlü bir şekilde bu konuyu tartışıyoruz. Ona göre transferler yapabiliyoruz. Ama kesinlikle keyfi olarak böyle bir iş yapmayız. Mesela birisi bana gelip dese ki Sami hocam ben işte yeşil gözlü çocuk istiyorum lütfen yapalım. Manava gider. Büyük bir biraz ihtimalle öyle. Kovalarım herhalde. Yani, tamam. Evet, yani hocam burada boyda işte cinsiyette hepsi hastalığa girecek durumlarda tercih edilebiliyor değil mi? Yani yapılıyor ama keyfi olduğunda değil de bir hastalık sayıldığında. Evet aynen dediğiniz gibi
Yani hastalık olarak, hastalık demek çok da doğru değil ama yani normal bir birey elde etmek için diyelim böyle. Çünkü hani cücelik mesela bir hastalık gibi değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü mutluysa kendisi o halinden, çocuğum da böyle olsun derse tabii ki saygı duymak lazım onlara da. Evet. Hocam bu arada şimdi tabii bu durum, bu gibi durumlarda bakmadan kime nasıl bir gen geleceğini bilemiyoruz. Akrabalarımızda bir hastalık varsa, genetik bir rahatsızlık varsa bunu da belki benim birkaç kuşak öncemde çıkmadı, bende çıkar gibi durumlar görülüyor mu bilmiyorum ama bunun için bir tarama evlenen çiftlerin gidip yaptırabileceği genetik tarama var bildiğim kadarıyla. Bunu belli şartlarda mı yapılıyor ya da isteyen gidip yaptırabiliyor mu? Yok, şimdi evlenmek için zaten sizin onay almanız lazım sağlık ocağından. Bu onayı almak için önce gidip muayene oluyorsunuz. İşte kan gruplarınıza bakılıyor. Hepatit, HIV gibi hastalıklar taşımadığınıza bakılıyor. Bununla birlikte ülkemizde sıkça görülen Akdeniz anemisi, işte talasemi taşıyıcılığı var mı diye bakılıyor. Son dönemde SMA da eklendi buna. SMA taşıyıcılığı var mıdır yok mudur diye ona da bakılacak. Ve bakılmaya başlandı. Dolayısıyla bu parametreler zaman ilerledikçe, maliyetler düştükçe başka genetik hastalıklara da bakılma şeklinde olacaktır. Dolayısıyla kişi evlenebilir mi? Evet, evlenebilir. Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak için de her ikisi de taşıyıcıysa bizimle irtibata geçmesi lazım. Ya da çok önemli bir şey, bakın ailede genetik geçişli bir hastalık varsa, akrabalarda varsa, işte verdiğimiz örnekler bunlar. İşte kistik fibrozis de mesela ülkemizde çok, feniketonüri mesela ülkemizde çokça karşılaştığımız hastalıklardan. Böyle bir şey varsa mutlaka kişi o zaman gelip ya bize ya bir genetik doktoruna, benim ailemde böyle bir sıkıntı var, ben de çocuk yapmayı düşünüyorum, benim çocuklarımda da olabilir mi diye mutlaka danışması lazım. Evet, aslında burada biraz sanırım bilinçli olmak, bunları bilmek de gerekiyor ki biz de sanırım bu yüzden buradayız. Biraz insanlar bilinçlensin, bunları öğrensin diye. Belki de birçoğu hasta böyle bir şansının olduğunu bile bilmiyordur. Genetik tüp bebek tedavisinin olduğunu bilmeyen de birçok birey vardır. Şimdi bakın şunu söyleyeceğim. Dün ya da önceki gün görüştüğüm bir tane hasta. Geldi, hocam işte genetik testi var elimde. Baktık ki translokasyon dediğimiz bir kromozom gidip diğerine yapışmış. Böyle bir şey var. Baktım, muayenesini yaptım. Evet dedim, ya sana genetik tüp bebek yapmak lazım. Çok güzel. Dedim ya Allah Allah, annemden geçmiş hocam dedi. Dedim annenden geçtiyse senin kardeşlerinde de var olabilir yani dedim böyle bir durum. Vallahi hocam dedi, bir abim var dedi, tüp bebek yaptık dedi. Tamam mı? O da yaptırmış. O, onda da varmış dedi. Tamam mı? Ama biz dedi sonradan öğrendik böyle bir şey dedi. Nasıl dedim? Hasta iki defa, bakın benim hastam iki defa tüp bebek yaptırıyor. Başarısızlık oluyor. Üçüncü tüp bebek denemesinden önce genetiğine baktırmış ve böyle bir problemi görüyor. Halbuki abisinde böyle bir problem var. Abisi dese ki ya bende böyle bir sıkıntı var. Bütün kardeşlerimize gelin bakalım. Tamam mı? Hayır, söylemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve ondan dolayı da diğer kardeşi iki tane tüp bebeği tamamen boş yere yaptırmış oluyor. Aslında problemi belli, teşhisi belli ama bilmediği için ki bilme imkanı da varken. Genetik tüp bebek yapabileceğimiz bir durumda hasta yani tamamen boş yere uğraşıyor yani. Evet, işte bu konular, aile içi iletişim de bu konuda önemli. Çünkü genetik rahatsızlıkları da konuşarak aslında biraz öğrenebiliyoruz. Ya mesela bir tane hastalık daha var. Şimdi Huntington Kores diye farklı bir hastalık böyle. Erken dönemde ortaya çıkmıyor. Geç yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık bu. Ama bir şekilde ailede varlığı tespit edilmiş. Diyorum ki ya bakın, ben size genetik tüp bebek yapacağım, bu hastalığı ortadan kaldıracağız. Ama lütfen diyorum ya, hani akrabalarınıza, eşinize, dostunuza da söyleyin. Onların da hani gelsinler, taramalarını yapalım. Böyle bir riskleri var mıdır, yok mudur? Yok hocam, bilinmesin bizim hastalığımız. Bu yüzden söylenmiyor zaten. Bu bir ayıpmış gibi. Halbuki bir hastalık. Bir tedavisi var, bir teşhisi var, bir hastalık. Ve ortadan kaldırabileceğiz yani. Düşünsenize onu
tamamen ortadan kaldırıyoruz. Ve söylerse bir başka akrabası da bunu ortadan kaldırıyor ama olacak, saklamak istiyorlar. Ama yok diyorlar. Yok. Bu kötü bir yöntem aslında ama yani en azından bizim izleyicilerimiz bu konuda biraz bilinçli olacaktır diye düşünüyorum ben. O kadar izliyorlar bizi. Bu tür durumları saklamanın bir anlamı yok zaten. Ki tedavisi var. Ya bakın hani ben hep şey diyorum yani yaptığım işlerde normal basit tüp bebeği herkes yapabilir. Hı hı. Tamam mı? Yani bu işin temel eğitimini almış bütün doktor arkadaşlarım bu işi yapabilir. Ama insanlara işte böyle farklı durumlarda faydalı olabilmek çok güzel bir şey. Hı hı. Tamam. Yani bir hastada yakalayıp bulup ya işte senin şöyle miydi böyle miydi diyerek oradan bir genetik hastalığı bulup onun üzerine gitmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Ya da işte size bir genetik tüp bebek düşünerek internetten ben baktım okudumlar geliyor bize. Evet. Bir de insanlarda şöyle bir şey var gerçekten. Nereden oluyor bilmiyorum ama yani her işinle insanlar gidip internete o kadar çok bakıyor mu? Ki tamamen aslında bir bilgi çöplüğü gibi bakılıyor görünüyor aslında. Çöplük ötesi bir şey. Evet. Ya bana gelen hastaların neredeyse yarısı hocam ben internetten arıyorum. Evet. Bana niye geldin ki? Git tedavini yap o zaman yani tamam mı? Ben poliksiko vermişim hocamla geliyorlar yani. Tamam, ama bir de internette zaten başım ağrıyor yazıyorsun kafa kanseri. Evet, böyle evet, teşhisler evet. Çıkıyor yani. Onlar da var farklı yönlendiriyor evet, şimdi. Evet evet. Ha bunların hepsini araştırıyorsun bakıyorsun ediyorsun. Yani bize geldiğin zaman da yani bizim bir hani kendi başımıza özgür bir şekilde hastayı değerlendirmemiz lazım. Ama karşımda ben çok araştırdığımla gelen hasta benim birazcık soğutuyor işin açıkçası hastaya karşı. Bu problemlerde de işte mesela hasta geliyor. Ben hocam araştırdım. Bizde işte pıhtlaşma problemi olabilirmiş de geliyor mesela. İşte, yanılmıyorsam Kerimanlı galiba. Böyle bir hastam vardı. Birkaç ay önce geldi bana. Dedi ki hocam ben de işte baktım ettim işte ben tüp bebek düşünüyorum. Dedim hoş geldin. Bir bakayım. Baktım kıza. Ya bir ay geçse aradan keşke. Bir ay geçmeden beni aradı. Evet hocam ben gebe kaldım diye. Bekle dediğim hasta. O ay gebe kaldı hasta. Hiçbir şey yapmadık bakın. Bu kız bana tüp bebek için gelmişti. Dedim ya lütfen bekle. Bekledi gebe kaldı. Şimdi bu sefer gebelik testinde işte efendim şöyleymiş de böyleymiş de hocam diye. İnternetten ben baktığımda diye beni aradı bu sefer. Dedim bırak şunu interneti. Bırak abi. Şey, bırak yani tamam mı? Ya arayıp halbuki hocam bu nedir diye sorsa daha kesin bir bilgi alacak ama. Evet. Bazen de hastalar bizim söylediğimizin dışında hareket ediyorlar. O zaman da tabii çatışmaya giriyoruz mutlaka yani. Evet anlaşamadığımız durumlarda mutlaka oluyor gibi görünüyor. Bu arada gebelikten bahsettik. Gebelik sürecinde beslenme dedik ama şimdi sağlıklı bir çocuk için yememiz gereken besinler var mı? Ya da yediklerimizin ne kadarı gebelik sürecinde o çocuğa etki ediyor? Şöyle ki gebelikten önce zaten sağlıklı bir beslenme planı oturtmuş olmamız gerekiyor bizim. Ve gebelikte de bunu sürdürmek gerekiyor. Benim görüşüm her besin ögesinden yeterli miktarda alması gerekiyor. Çünkü kuru baklagil de ayrı, sebze de ayrı ihtiyacımız var bizim. Her besin grubundan yeterli miktarda almamız gerekiyor. Gebeliğin ilk zamanları yani besin az önce söylemiştim kalori artışımız çok fazla olmuyor. Dediğim gibi 20. haftadan sonra kalori artışımız meydana geliyor ve artık beslenmeye daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada süt ürünleri kalsiyum açısından daha çok önem kazanıyor. Çünkü bebekte hem kemik ve diş gelişimi meydana geldiği için kalsiyum çekilme oluyor anneden. Eğer anne yeterli miktarda almıyorsa annenin deposundan kullanıyor bebek ve annenin deposu da bir yerde bitecek. Zaten çok fazla duyuyoruz işte gebelikte diş kayıplarım çok oldu diye. Bunun sebebi bu. O yüzden kalsiyuma dikkat etmemiz gerekiyor. Süt ürününden, susamdan, tahinden özellikle. Tahin çok güzel bir kalsiyum kaynağıdır ve bedende çok güzel emilir. Tahin çok güzel bir şekilde tercih edebiliriz. Onun dışında yeşil yapraklı sebzelerden faydalanabiliriz. Bu arada kırmızı mor meyveler bu dönemde de çok bizim işimize yarıyor. Çünkü antioksidandır. Antioksidanlara bizim her zaman ihtiyacımız var vücudumuzu temizlemek adına. Bu besinleri hayatımıza bolca eklemelerini tavsiye ediyorum danışanlarıma da. Burada az önce aslında önemli ki birçoğu da gebe
gebenin problemi olan bir noktaya değindiniz. Gebelik sürecinde dişlerim zarar görüyor ya da saçlarım çok dökülüyor, evet, tırnaklarım kırılıyor gibi şeyler çok oluyor. Bu da kişinin vücut yapısına göre mi değişiyor ya da bir takım vitaminler mi etkileniyor vücutta? Yani depolardan kaynaklı, vitamin eksikliklerinden kaynaklı. Bir tek gebelikte değil, hayatın her döneminde bizim vitamin depolarımızı dolu yani tutmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca doldurmamız gerekiyor. Burada bütün vitaminler önem kazanıyor. Çinko, bakır, D vitamini. D vitamini özellikle çok çok önemli. Zaten D vitamini 3 haftada bir yarılanan bir vitamin. Yani depolarımızı doldursak da 3 haftada bir yarılanıyor maalesef. O yüzden sürekli kullanmamız gerekiyor. Bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış var. Demirin ya da D vitaminin düşük çıktı diyor hekimi. Bir süre kullanıyor, tamam, biraz yükseliyor, bırakıyor. Yani bu değil. Bizim bunu bir devamlı hale getirmemiz gerekiyor belli başlı vitaminleri. Depolarımızı kontrol ettirip bunu bu hekiminin tavsiyesiyle gerekli takviyeleri, vitaminleri kullanması gerekiyor. Ve bunları da gerçekten kafamıza göre değil, internet bilgilerine göre yine değil, hekimimizin tavsiyesiyle yapmamız gerekiyor. Bu arada vitamin konusunda da şimdi bende de çok sık oluyor, o yüzden de soruyorum. Mesela B12'm eksik oluyor. Vitamin kullanıyorum birkaç ay, sonra bırakıyorum. Hop, tekrar başladığım seviyeye geri geliyor. Kesinlikle. Burada bu vitamini, mesela B12 vitamini içeren besinleri mi çok fazla tüketmem gerekiyor? Yoksa bu vitamin hapları oluyor mesela. Yani hatta şöyle diyorlar, işte 1 kilo portakaldan alacağın vitamini 1-2 hapla alabiliyorsun diye. Hangisi daha sağlıklı görünüyor? Aslında şöyle, az önce dedik mesela B12, bunlar zaten vücutta depolanmayan vitaminler. Suyla atılıyor bedenimizden fazlası. O yüzden günlük yeteri miktarda bunu almamız gerekiyor. Yani bazı vitaminleri biz sadece et ürünlerinden alabiliyoruz örneğin. Ve bunları sürekli yememiz de yanlış bizim için. Çünkü kolesterol değerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ben vitaminlerden yararlanmaktan yanayım. Çünkü dediğiniz gibi 1 kilo ıspanak yememiz gerekiyor belki bir demir için. Ama bir hapla alıyoruz. Ya da işte vücutta bir sıkıntı oluyor, yeteri kadar emilmiyor. Ya da işte ıspanağı yoğurtla yiyoruz, yine gidiyor. Öğünün. Ben de karşıyım şimdi. Vitamin hapına mı hocam? Evet. İşte evet, karşıt görüşler olduğunu bildiğim için özellikle sordum. Ay, burada çünkü şimdi bazıları yiyin diyor, besinden alın diyor. Besinden bazıları de alacağız diyor ki, tabii ama ki. Ne kadar kilo kilo mu yiyeceksin, bir hapla al. Hocam siz ne diyorsunuz bu ya konuda? Ya bakın şimdi benim karşı çıktığım olay şu. İnsanlık yani milyonlarca yıldır devam ediyor. Yani yazılı tarihe baktığımız zaman da işte 4000 yıl öncesine gidelim. 2000'de buradan desek 6-7 bin. İşte şeye baktık, 10-12 bin yıl. İşte Göbekli Tepe'ye falan gittiğimizde 12-13 bin yıl. Yani o binlerce yıldır bu insanlar yaşamışlar. İşte doğum yapmışlar. Neslini devam ettirmişler. O zamanlarda vitamin hapları yoktu. Şimdi benim için önemli olan şey bu takviye edici gıdalar. Eğer siz tek taraflı beslenmeye başlamışsanız, o zaman tabii ki bunu giderecek vitaminler, hani ya da takviye edici diğer gıdaları, gıda içeren işte hapları falan kullanabilirsiniz. Ama eğer beslenmenizi siz düzgün bir şekilde gerçekleştirebilirseniz, hiçbir şekilde vitamin eksikliğiniz olmaz. Şimdi hani D vitamininden bahsettiğimizde, D vitamini temeli aslında vücudumuzda yapılan bir vitamin. Yani siz yeteri kadar güneş aldığınız zaman da o zaman D vitamini almanıza gerek yok. Ama biz ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Güneş koruyucu kremler sürüyoruz vücudumuza. Evet, tam tersi. Alamıyoruz. Doğru. Almayalım diyoruz. O zaman sen onu yaparsan tabii ki ağızdan almak zorundasın. Ya da işte enjeksiyonla almak zorundasın D vitaminini. Halbuki yani üzerini çıkartıp mesela insanlar eskiden tarlada çalışırlarmış. Tarlada güneşin altında çalışırmış. Doğal yolla alıyor vitamin. Tabii ki. Ya da arabayla bir yerden bir yere gitmek yerine yürüyüş yaparmış. O yürüyüş esnasında da hani güneş ışınlarını aldığı için D vitamini yerine getirirmiş. Ya da beslenmesinde dikkatli, işte taze sebze meyveleri tükettiği için o vitaminlerin tamamı düzgün bir şekilde yerine geliyor. Ama siz ben vejetaryenim derseniz o zaman doğru. A vitaminine, bir de öyle bir şey var. A vitaminine, D vitaminine işte efendim ihtiyacınız olacaktır yani.
Tamam. Evet, benim görüşüm de şöyle ki zaten gerekli olduğunda yani zaten önce kan tahlillerine bakıyoruz, vitamin değerlerine bakıp zaten öyle veriyoruz. Ki D vitamini mesela güneş ışığını direkt almakta kanserojen etki yaratıyor bedende. Geçen gün okuduğum bir çalışmada da bir tır şoförü, uzun yol şoförü, yıllardır bunu yapan biri sol taraftan hep güneş görmüş, tamam mı? Ve sol yüzünde tümör oluşmuş, yani şurada hiç sıkıntı yok. Biz güneş kremi de kullanmak zorundayız. O yüzden D vitamini mesela kapalıyız. Yani buradan bile alamıyoruz. Sadece elimizden ve yüzümüzden alabiliyoruz. Hani gerektiği noktada zaten sadece. Evet. Ama bu arada az önce Ali Sami hocamızın değindiği bir nokta daha vardı. Mesela vejetaryenler. İşte doğru. O etten aslında insan vücudunun ihtiyacı olan bir takım vitaminler sonuçta o besinin içerisinde var. Tabii ki her besinde var zaten. Onu orada almayınca mecbur farklı vitaminlere yöneliyor. Aslında evet, sanırım elimizden geldiği kadar doğal yollarla alıp kalanını da takviye edici. Adı üstünde aslında takviye. Takviye. Ana besin değil, takviye olarak geliyor gibi görüyoruz. Yine izleyicilerimizin de aslında eminim merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Bu konuyla birlikte programımızı da sonlandırmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, kadın sağlığının bu haftaki bölümünün de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta cumartesi saatleriniz yine 11'i gösterdiğinde kadın sağlığında yine sizin merak ettiklerinizle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.